dönüp baktığımızda bir takım kimselere, hani o bir takım kimselerin adını ben koymayayım ama seyircilerimiz herkes kendi gözünde canlandırsın. Öyle birileri var ki belki bir yerlerde namazına bakıyoruz, namazımızı beğenmiyoruz. Hani o çok güzel namaz kılıyor. Yüzündeki ışıltıya bakıyoruz, kendimizi günahkar hissediyoruz. İşte oruçlarına, orucumuz, kıyafetlerine bakıyoruz, kendimizi mahzun hissediyoruz. Bunlar ne güzel yaşıyor diyoruz ama itikat yok. Ama kardeşin evet, öldü. İşte bu bir ölçü değil demek ki. Ölçü itikattır, istikamettir yani. Amel değildir, İslami hizmet değildir, zenginlik değildir, başka şey değildir. Ölçü yani beni bağlayan tarafı, karşımdaki insanın beni bağlayan tarafı onun istikametidir, itikadının sağlamlığı ya da çürüklüğüdür. Bu noktada çok aldanıyoruz. Yani insanları değerlendirirken ameline bakıyoruz, yüzünün güzelliğine bakıyoruz, elbisesine bakıyoruz veya işte hizmetine bakıyoruz. Vakıf kurmuş, dernek kurmuş, televizyon kurmuş, şöyle şöyle hizmetler yapıyor, başörtüsünü savunuyor, Gazze'yi savunuyor. Güzel de bu insanın kendisiyle Rabbi arasında beni enterese etmiyor. Bizi ilgilendiren, bizi ilgilendiren tarafı onun itikadıyla ilgili olarak bize söylediği şeydir. Bize bize gösterdiği yerdir, adrestir. Yoksa bunu yapmasa beni hiçbir şekilde o insanın ameli, gidişatı şeyi ilgilendirmez. En basit hocam, çok uzağa da gitmeyelim. Ticaretle ilgili meselelerde bir aldanma olduğu vakit bunu çok yaşayan insan görmüşüzdür. Evet. Bir de namaz kılıyordu. Bir de şu kadar sakalı var diye girilir söze. Evet.